Evet sevgili Kadırga TV izleyicileri, sporda yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Tabii yaz aylarındayız. Biz de yaz moduna girdik. Bir taraftan Trabzonspor kamp çalışmalarını, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tabii diğer taraftan milli takımımız Avrupa'dan elendi. Bizler hem Trabzonspor'da transfer gelişmelerini, son dakika gelişmelerini konuşacağız ama tabii milli takımla başlayacağız. Konuğumuz spor yorumcusu, yazarı, İhlas Haber Ajansı Trabzonspor muhabiri Gökmen Şahin hattımızda. Evet Gökmen, merhaba, nasılsın, iyi misin? Merhaba Serkan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ederim. Evet sevgili Gökmen, tabii Trabzonspor'u konuşacağız ama ben öncelikle milli takımla başlamak istiyorum. Aslında çok güzel bir performans ortaya koydu milli takımımız. Gururumuz oldu bu noktada ortaya koyduğu mücadeleyle birlikte. Hollanda karşısında üstün bir oyun ortaya koyan da bir milli takım vardı gerçekten. Öne de geçmişti. Hani bazı maçlar vardır, bazı turnuvalar vardır. Gerçekten milli takım belki Avrupa'ya veda etti ama bana göre finali kaçıran taraf oldu milli takımımız. Öncelikle milli takımla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsın? Tabii Montella'ya, yani milli takımımızın hocasına da ciddi bir spor kamuoyundan da tepki var. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Tabii milli takımımızın başarısı yansıtamayız. Yani şöyle bir durum var. Gerçekten milli duygularımızın ön plana çıktığı, evde çocuklarımızın dahi gözyaşı döktüğü bir Hollanda müsabakası izledik. Tabii milli takım buraya kadar gelmesi de çok önemli bir başarıydı. Tabii üst sıralarda bekliyorduk. Çünkü turnuvanın en iyi bir futbol oynayan takımlardan birini eleyerek Hollanda'nın karşısına çıktı. Tabii skor türünün önüne aldı 70 dakika baktığımız zaman. Oyunu force etti. Zaman zaman iki tarafa da gidip geldi maç ama milli takım böyle dengeli getiriyordu müsabakayı. Son 5 dakikada, işte 5 dakikada yenen 2 gol bütün planları buldu. Buna rağmen milli takım yine gol pozisyonu buldu, üretmeye çalıştı. İşte burada takıldığımız nokta burası zaten. Yani 2-1'den sonra oyuncu değişikliği yapılan oyuncu değişikliğinin daha önce yapılması gerektiği yönünde bir eleştiri var. Biz de katılıyoruz bu eleştirilere, doğru. Çünkü işte grup maçlarında bile oyuncu tercihleri eleştiren Montella'nın böyle bir müsabakada oyuncu değişikliklerine geç yapması, geç kalması tabii ki bana göre oyunu sonunda etkiledi. Milli takımın belki de final oynama hevesini, arzusunu yarıda bıraktığını söyleyebiliriz. Sevgili Gökmen, tabii teknik adama, yani milli takımın hocasına da çok ciddi bir tepki var. Özellikle yani sen de maçı değerlendirdin ama hani oyuncu değişikliklerinin zamanında yapılmayışı noktasında milli takım teknik direktörünün artık yetersiz olduğu yönünde bir tartışmalar da var. Tabii başarı gelmeyince aslında futbolda bunlar her zaman konuşulan şeydir. Ama milli takımımızın Avrupa'ya kalması, 16'dan çıkması, çeyrek final oynaması bunlar da ülkemiz adına çok önemli, değerli ve kıymetli tabii ki. Ya bence tabii ki eleştiri olacak futbolda. Montella'da eleştirilecek. Her ne kadar milli takım çeyrek finale kadar taşısa da yapmış olduğu tercihlerden dolayı eleştirilebilecek. Yani eleştirilmesi de gerekiyor. Ama bu eleştiriler bir teknik adam değişikliğine gitmemeli. Yani şu aşamada Montella değişikliğini çok ben doğru bulmuyorum. Çünkü istikrar takımlarımız olduğu kadar milli takımlar da çok önemli. Çok önemli bir şey. Çünkü yeni yapılanma var. Yeni genç oyuncular var şu an milli takımımızda. Bunlara belki yarın yenileri eklenecek. Bunu da sürekli sağlanması gerekiyor. Sonuçta baktığımız Avrupa Şampiyonası'na
Katılmak ve Montella ile elde edildi. Çeyrek finali yükselme ile İtalyan teknik adamlarla elde edildi. Yani bugünkü tabloda baktığım zaman bu eleştirilerin sonucunda bir teknik adam değişikliği olması gerekiyor mu? Bana göre gerekmiyor. Yani istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten Temmuz ayında da bu ay içerisinde de federasyonda seçim var. Yeni gelecek olan yönetimde teknik adam konusunda bir tercih yapacaktır. Yani devam edecektir. Evet. Şimdi sevgili Gökmen, tabii Trabzonspor konu başlığımız. Trabzonspor'da yapılan transferleri öncelikle nasıl buldun? Onu sormak isterim sana. Tabii transferlere baktığı zaman kampa yetiştirilmesi çok önemliydi. Belli bir kısmı yetiştirildi ama halen de Trabzonspor asıl ihtiyacı olan bölgelerde eksiklikler devam ediyor. Buralar transfer bekliyor. Bunlar sonuçlanmış değil. Stoper acil ihtiyaçlarından biriydi. Geçtiğimiz sezondan beri Trabzonspor'un büyük bir ihtiyaç duyduğu bölgeydi. Ama halen de bu bölgeye bir transfer hamlesi yapılmış değil. İşte kimse forvet attı. İşte ona şu olacak mı? Bunun bekleyişi devam ediyor. Trabzonspor bütün yoğunluğun ona şu transferini vermiş durumda. İşte bir merkez orta sahada abilik yapabilecek dediğimiz kalitede bir oyuncu ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum Trabzonspor'un. Bunlar eksik. Bunlar eksik olduğu sürece de şu anki yaptığımız transferler de eksik kalır bana göre. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki geçiş sürecini Trabzonspor atlatabilir. Çünkü yapmış olduğu transferlere baktığım bir oyuncu Serkan İsmail belki de oynayabiliyor. Böyle bir oyuncu kadro tercihi var. Bu önemli bir takım için. Evet. İşte bugün örnek verecek olursak işte Vakayem'i bir forvete de koyabiliyorsunuz. Sol tarafta da oynatabiliyorsunuz. Zaman zaman sağ tarafta da oynatabiliyorsunuz. İşte Rıstım Okya'yı da aynı şekilde önlü böyle mertesi Stoper'e belli koyabiliyorsunuz. Yani bunun örneklerini ben sayabilirim. Ama tabii ki orijin bölgesinde olan oyuncularla devam etmek daha çok doğru olacaktır. Çünkü Trabzonspor'un gerçekten arkadan oyun kurabilecek aktif bir stopere ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Bu eksiklik. Forvet zaten şu anda eksiklik olduğunu biliyoruz. Merkez orta sahada bizim yani belli bir merkez orta sahada ilgili ağabeyi yapabilecek, takımı yönetebilecek bir isim transfer edilmiş. Tabii ki birçok isimler gündemde var. İşte bu bölge için işte Muhammed Şam ismi çok konuşuluyor. Transferi meşgul an meselesi. Çünkü oyuncunun ciddi bir mücadele verdiğini biliyoruz kulübüyle. Bugün de sanıyorum kamp kadrosuna dahil edilmedi Muhammed Şah. Bu oyuncu bir transfer olacak. Yapacak transfer. Şu anda görüntüsüzler %70-80 Trabzonspor gözüküyor. Ama son dakikada farklı bir gelişim olur mu? Tabii ki onları beraber göreceğiz önümüzdeki dönem içerisinde. Evet. Şimdi sevgili Gökmen, tabii Trabzonspor bir taraftan yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Altyapıdan da oyuncuları görüyoruz. Yani öyle geliyor ki bilmiyorum sen buna katılır mısın? Önümüzdeki sezonda neredeyse Trabzonspor'un kadrosu hatta %80 oranında bir değişkenlik gösterecek. Ve hep söylediğimiz genç oyuncu profili, altyapı profili biraz ikinci hatta üçüncü plana atılmış gibi duruyor. Buna katılıyor musun? Cemil Sekar, altyapıyla ilgili bizim düşüncemiz değildi. Benim bu sezon için beklediğim, şampiyonluk kadar önem verdiğim, değer verdiğim bir şey var. Altyapıda bir oyuncunun Abdullah Avcı tarafından Trabzonspor'a hediye edilmesi, bu cesareti göstermesi, ortaya koyması.
Yani bizim beklentimiz bu. Çünkü Trabzonspor'un reçetesi buradan geçtiğini düşünüyorum ben. Ben bir iki oyuncunun bu sezon Trabzonspor'da parlamasını, Abdullah Avcı'nın şampiyonluk yarışı kadar bu işe eğilmesini bekliyoruz. Bu kadar çünkü Trabzonspor yönetiminin ciddi bir yaklaşımı var. İşte alt yapıdan ki yapmış olduğu yatırımları biliyoruz. Çalışılan şirketleri biliyoruz. O yüzden benim beklentim bu sezonu, bunu üstüne basa basa söylüyorum, şampiyonluk kadar değerli benim için iki oyuncunun veya bir oyuncunun parlaması, Trabzonspor kadro içerisinde, bu kadro içerisinde oynaması, bulunması, bunu arz ediyorum. Yani her defasında burası belli topraklar, altyapıya çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Ama bunun karşılığını artık biz görmek istiyoruz. Yani insanlar da görmek istiyor. Bu cesareti ortaya koymasını bekliyoruz. Yönetimden, teknik heyetten taraftarlarımız. Çünkü bugün bakıyorsunuz futbol piyasasına, Avrupa 2024 mesela, Euro 24'te gördüğümüz genç oyuncuları gördük mü, neden bizde yok bu yaş kategorisinde A takımda oynanıyor? Bu olabilir. Ya, genç oyuncuları çıkarttı mı takım? Yani bunu biliyoruz ama nasıl çıkarttığını da biliyoruz. İşte zorunluluktan, ama bu zorunluluktan çıkması gerekiyor aslında. Ya bu mecburiyet olması gerekiyor. Cesaretin ortaya konması gerekiyor. Tabii buna da alt yapıdaki oyuncuların karşılık vermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çok çalışmaları gerekiyor. Çok mücadele etmeleri gerekiyor. Mesela 11 oynayan oyuncu %50 mücadele ederse onların %100 etmesi gerekiyor. Yani bu duruşu da ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü yetenekli oyuncular. Bir bakıyorsunuz Beşiktaş'ın forveti 18 yaşındaki oyuncusu 20-25 milyon eurolardan bahsediyor. İşte milli takımın en son maçında 2 dakika 3 dakika forma giydi. Poyraz da biz de aynı takımda milli takımda onu oynadı kategorisinde. Niye Poyraz nerede? Yani burada yetenekli oyuncularımız var. Bunların cesaret gösterilmesi gerekiyor. Ama bu yarış sonucu takım içerisinde bu cesareti koyacak teknik heyetin ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Evet. Şimdi sevgili Gökhan, bu çok önemli. Tabii işin altyapı her zaman geleceğe dair baktığınız zaman Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan, ekonomik borç yükünden kurtulmasının en önemli noktalarından bir tanesi. Şimdi gidecek olan oyuncular, yani Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen oyuncuların Trabzonspor'a getirdiği bir ekonomik yük de var. Belki bu oyuncular şu anda satışı noktasında da ciddi sıkıntılar yaşıyor Trabzonspor. Bu bir tarafta, bir de gelen oyuncuların ciddi bir ekonomik yükü de var Trabzonspor'a. Evet, futbol sonuç oyunu. Eğer sonuç varsa sorun yok mu? Yoksa ekonomi çok önemli, kulübün yarınlarında düşünmek zorundayız mı? Sen de nasıl değerlendiriyorsun Gökmen? Ya, sevgili Serkan, bunu artık benim göndermesi gerekiyor. Yani şu anki tabloda ülkenin gündemi biliyorsun, ekonomi. Yani bunu artık gerçekten birisi zoru demesi gerekiyor. Yani 20 milyon euroların, 30 milyon euroların bir oyuncu transfer edecek bir ülke mi Türkiye? Bunu bir değerlendirmek gerekiyor. Yani öyle bir ülkeysek, bu insanlar niye geçim derdinde sıkıntısı yaşıyorlar? Yani adamın bir dakikalık, belki de bir saatlik maaşı 10 bin lira. Bugün emeklimizin maaşı 10 bin lira. Bir ayda aldı rakam. Yani böyle bir ülkemiz biz. Bir saatlik adama 10 bin lira para ödüyorsun. Ama senin ülkende yaşayan insanı, ya buna ben fazla çok siyasi konulara girmek istemiyorum ama bu da bizim konumuz. Bu kadar ekonominin kötü olduğu bir ülkede futbolcuları harcanan bu paraların
Birinci dur demesi gerekiyor. Yazık, günah yani. Ben üzülüyorum şahsen. Hüküm adına üzülüyorum. Yani. İnsanlar adına üzülüyorum. Gerçekten ciddi bir konu. Al getir yabancı, oturttur işte, oynatmak, güldürmek için bir daha para yok. Yani böyle bir yöntem var mı? Böyle bir şekil var mı? Aklı bir şeyler oluyorsa da onlara burada çok, konuşmak da çok doğru değil. Yani gerçekten buna birinin dur demesi gerekiyor yani. Yani bu ülkenin parası gidiyor. Bu insanların emeği gidiyor. Bu taraftarların da parası gidiyor. Sonuçta bilet alıyor, komutan alıyor. Bilmem ne yapıyor, forma alıyor, şunu bunu yapıyor, zamanını harcıyor, vaktini harcıyor. Kulüp için, taraf takım için. Ama kulüplerimiz alırken para veriyor, gönderirken para veriyor. Ya buna kim dur diyecek? Çok şimdi doğru. İşte şimdi federasyon seçim var biliyorsun. İşte bu sezon için 12 yabancı indirme kuralı vardı. Şimdi o da kalkacak. Ya kalkacak yani. Çünkü kulüpler bunu federasyona karşı bir koz olarak kullanacak ve yabancı sayısını yine yukarı çıkacak. Yani bu konuşmayla olacak olan işler değil. İcraat da olacak olan işler. Dur birisi bu işaretli olacak. Hiçbir tekliğe aldırış etmeyeceğim. Hiçbir baskıya aldırış etmeyeceğim. O cesareti götürecek. İnsanların yönetimleri olması gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanı açıklıyor. Yabancı sayısını düşünmüşsün. İşte, bir takımda daha çok yabancı yerli oyuncunun attırılması gerekiyor. Yani ülkemizde işte bunlar bu kadar yabancı çok ülkeye sıkarsanız bu gençlerin tıkarsınız. Bakıyorsun milli takımın yarısı yurt dışında olmayan oyuncular. Ya bundan gurur duyuyoruz. Yani bu ayrı bir şey. Benim anlatmak istediğim farklı bir şey. Yani gerçekten buna birisi dur demesi gerekiyor. Yazık, günah yani. Kesinlikle. Yani bizim ülkemiz bir oyuncuya 30 milyon euro kadar verebilecek kadar zenginse bu zenginliği biz göremiyoruz. Yani altta göremiyoruz yani. Evet. Biliyorum, sevgili Çakma. Soruna cevap verebildim mi? Yok, çok teşekkür ederim. Yani sonuçta bir realiteyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Hani sevgili Gökmen, sen de çok yakinen takip ediyorsun. Kulüplerin borçlarına baktığın zaman bunlar resmi evet. Rakamlar. Yani Trabzonspor'un işte en son açıklanan borcun üzerine yapılan transferleri koyduğunuz zaman 5,5-6 milyar, belki 6,5 neredeyse 6,5'u aştı yani, Trabzonspor'un borcu. Galatasaray'a, evet. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, çok ciddi borç yüküyle karşı karşıya. Bütün bunlara rağmen Türkiye adeta yabancı oyuncuların cirit attığı bir futbol cenneti haline getirdi. Arap, ve çok önemli rakamlar Arap alıyorlar bu oyuncular. Çok doğru. Arap ülkesine bitsin. Berkan, yani evet. Şimdi bakıyorsunuz, şimdi Beşiktaş kulübü. Yani gerçi o farklı bir kulübün konusuna giriyoruz değil mi? Yani Rafael Silva diye bir oyuncu transfer ediyor. 30 yaşında verdiği rakamlara bakıyorum. Yani bir de borç batağı da bu kulüp. Yani nasıl oluyor bu rakamlar? Nasıl? Yani farklı bir şey varsa biz de bilelim. Nasıl oluyor bu işler yani? Şimdi benim ağzım dolu, konuşamıyorum fazla. Yazık günah yani. Dediğim gibi bu oyuncunun 5'te saati, 1 saati Türkiye'de kazandığı para 10 bin lira. Evet, gerçekten yani. Gerçekten öyle bir acı tablo var. Bunu biliyoruz. Ortada bir şey yok. Yani bir takımlarımın ortada bir şey başarısı yok. Evet. Çok teşekkür ederim sevgili Gökmen, vermiş olduğun değerli bilgiler için. Güzel bir sohbet ettik. Gündeki gelişmeleri değerlendirdik. Bir başka yayında tekrar birlikte olacağız sizinle. İyi günler diyorum sana sevgili Gökmen. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyiciler, tabii konuğumuz İhlas Haber Ajansı Trabzonspor muhabiri Gökmen Şahin'di. Hem kendisiyle milli takımdan başlayan ardından Trabzonspor ve transfer sürecini konuştuk. Tabii ki bir transfer sezonunu yaşıyoruz. Burada özellikle üzerine bastığımız en önemli noktalardan bir tanesi kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik tablo. Bu çok önemli. Yarınları
için, kulüplerin yaşayabilmesi adına bu çok önemli. Bir taraftan kulüplerin borç yükleri konuşulurken, ödeme noktasında sıkıntı yaşarken, bazı kulüpler, Süper Lig kulüpleri Avrupa'dan transfer cezaları, men cezaları, transfer tahtaları kapatılıyor. Böyle bir tabloda, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu da göz önüne aldığımız zaman milyon euroların konuşulduğu bir transfer sezonu yaşıyoruz. Şimdi buradan transferi yapmayalım mı? Tabii ki transferi yapacak. Bütün kulüpler bu noktada biz transfere karşı değiliz. Ancak ekonomik göstergelerin içinde bulunduğu tabloya baktığınız zaman ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya oluyor kulüpler. Şu anda 5-6 oyuncu Trabzonspor transfer etti ve 1 milyar 200 milyon TL'yi aştı Trabzonspor'un yaptığı transferler. Borç yüküne baktığınız zaman da 6 milyar 6,5'u deviren bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı Trabzonspor. Örnek veriyorum, Trabzonspor'dan ülke futbolunun fotoğrafını çekiyoruz. Bu noktada çok önemli. Altyapı kıymetli ve değerli. Altyapıdan üreten ve ürettiğini ayrıca ekonomiye çeviren bir anlayış Türk futbolunu kurtarılabilir noktasında böyle bir reçete ortaya koyuluyor. Aslında bütün yöneticiler, futbolu idare edenler hep bunu dillendiriyor. Ancak icraat noktasına geldiğiniz zaman bunu sahada göremiyoruz. Yani siz 11 futbolcunun, yani bir futbol takımının sahaya çıkarken ilk 11'inin tümü yabancı oyuncu oynatabilir, olabilir söylemini, böyle bir kararı aldığınız zaman bu noktada kendi oyuncumuz, kendi sporcumuz, kendi değerimiz nasıl forma şansı bulacak, nasıl kendini gösterecek? Hep söylediğimiz bir şey var. O genç oyuncuları oynatacak teknik adamlara, o teknik adamların arkasında duracak da yöneticilere ihtiyaç var. Bu çok önemli ve kıymetli buluyoruz. Bu noktada Türk futbolunun daha bir ekonomik anlamda düzlüğe çıkabilmesi adına bu çok önemli. Naklen yayın gelirlerinin ciddi oranda azaldığı, gelirlerin neredeyse %50 oranında, hatta %60 oranında azaldığı bir dönemde milyon TL'leri konuşuyoruz, milyon euroları konuşuyoruz ve yabancı oyuncuların hepsiyle döviz üzerinden anlaşmalar yapılıyor. Yani siz 1,5 milyon euro bir oyuncuyla garanti sözleşme imzalıyorsunuz, artı 500 bin euro imza parası verdiğiniz zaman, bunu Türk lirasına çevirdiğiniz zaman inanılmaz rakamlar ediyor. Sevgili Gökmen'in de ifade ettiği gibi, emeklinin 25-30 yıl çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz, aldığınız 10 bin lira maaş. Bu noktada diğer tarafa baktığı zaman milyon eurolar konuşuluyor ve bir futbolcunun, yani şöyle düşünelim onu, 1,5 milyon euro garanti sözleşme imzaladınız. Bir oyuncunun onay üzerinden aylığı 6 milyon, 5,5, 6 milyon TL'leri aşıyor. Yani bir futbolcuya 6 milyon TL, 5 milyon TL maaş ödüyorsunuz. Bu tür rakamların konuşulduğu bir ortamda Türk futbolunun içinde bulunduğu tabloda bu. Şöyle tamamlayalım son söz. Kulüplerin borç yüküne rağmen, yani ekonomik anlamda ciddi darboğazda olan, batakta olan Türk futbolunda yine transferleri konuşuyoruz. Kulüpler transferde birbirleriyle yarışıyorlar. Umarım gelecek adına yani ümitli konuşmak istiyoruz ama bu noktada içinde bulunduğumuz tablo ne yazık ki yarınlar adına bizi çok da ümitli konuşmaya sevk edemiyor. Bunu da söylüyoruz. Şimdilik sporda gelişmeleri sizlere aktardık. Bir başka yayında tekrar birlikte olacağız.